Merhabalar, ben Ömer Taş. Grasshopper derslerine hoş geldiniz. Bu derste Grasshopper derslerine giriş yaparak başlangıç için Grasshopper'ın ne olduğuna ve nasıl çalıştığına bakacağız. İlk olarak Grasshopper'ın ne olduğundan kısaca söz edersek, Grasshopper Rhino içerisinde bir plugin eklenti olarak çalışan görsel programlama editörüdür. Günümüzde mimariden mühendisliğe ve ürün tasarımı da dahil birçok alanda kullanılır. Grasshopper'ın geçmişi Rhino 4 sürümüyle gelen Record History özelliğiyle başlar. Bu özelliğin önemi modelleme yaparken Rhino içerisinde ilerledikçe yaptığımız adımları kaydetmesidir. Daha sonra record history özelliği geliştirilerek Grasshopper'ın öncülü olan explicit history geliştirilmiştir. Explicit history'nin record history'den farkı modellemenin geçmişi ilk kez mantıksal bileşenlerle ayrıntılı olarak açıklanıp düzenlenebilmesidir. Daha sonra explicit history özelliğinden 6 yıl sonra bugünkü anlamda Grasshopper geliştirilmiştir. Eğer daha önce Rhino kullanmadıysanız ya da Rhino hakkında bilgisi olmayanlar varsa, Rhino Siroz NURBS modelleme yapabildiğimiz, genellikle endüstri tasarımı, mimarlık, deniz araçları tasarımı, takı tasarımı, otomotiv tasarımı gibi alanlarda kullanılan 3D modelleme programıdır. Bu arada NURBS modelleme, eğrilerle yüzeylerle serbest biçimli imalatı yönelik çalışan matematiksel modellemedir. Daha açıklayıcı olması için örnek olarak hepimizin bildiği AutoCAD'de eğrilerle çalışan NURBS modelleme tabanlıdır. Yine SolidWorks ve Katya gibi programları da örnek verebiliriz. Burada Rhino'yu kullanmamızın sebebi serbest yüzeyler yapma konusunda diğer programlara nazaran daha güçlü olmasıdır. Programdan söz ettikten sonra daha fazla teorik bilgiye girmeden başlangıç için Rhino'nun arayüzüne bakarak daha sonra Grasshopper'a geçelim. İlk olarak programa baktığımızda burada viewportların yani 4 bölge ayrılan görünüm pencerelerinin olduğunu görüyoruz. Burada viewportlar çalışmalarımızı iki boyutlu ya da üç boyutlu izleyebildiğimiz görünüm pencereleridir. Dilediğimiz görünüm penceresine çift tıklayarak görünüm penceresini ekranın tamamına sığdırabiliriz. Görünüm pencerelerinden sonra programın arayüzüne devam edersek, programın en üst tarafına baktığımızda ilgili komutların menüler altında toplandığını görüyoruz. Mesela iki boyutlu komutların kör menü başlığı altında, yüzeylerle ilgili komutların surface menüsü altında, ve katılarla ilgili komutların solid menüsü altında toplandığını görebiliyoruz. Menülerin hemen altına baktığımızda comment paneli bulunmakta. Comment paneli aslında komutları yazdığımız ve bizi yönlendiren yerdir. Comment panelinin hemen altında toolbar yani araç çubuğu üzerindeki ana komutları görebiliyoruz. Yine sol tarafta aslında menülerin içinde bulunan modelleme yaparken en sık kullandığımız komutlar bulunmakta. Aslında menüler, comment satırı ve sol taraftaki komutlar aynı işlevi görmektedirler. Mesela sol katılardan bir box çizelim. Şimdi aynı işlemi comment satırı ile yapalım. Buraya box yazalım. Yine benzer şekilde sol taraftan box komutunu seçelim ve yeni bir box çizelim. Evet, gördüğümüz gibi aynı komutu 3 farklı şekilde kullanarak aynı sonucu aldık. Ara Arayüze devam ettiğimizde yine sağ tarafta layer'lar, display gibi kısımlar bulunmakta. Son olarak hemen alt tarafta osnap Orto, Planner gibi çizime yardımcı araçlar bulunmakta. Kısaca Rhino arayüzüne baktıktan sonra artık Grasshopper'a geçelim. Grasshopper'ı Rhino 6 ve üzeri sürümleri kullanıyorsanız Toolbar üzerinden ya da Comment paneline yazarak başlatabiliriz. Eğer Grasshopper'ı Toolbar üzerinden ya da Comment satırıyla başlatamıyorsanız Help yardım menüsünden About Rhino seçeneği seçeneğiyle Rhino sürümünüzü kontrol ederek lisans satın alarak ya da 90 günlük deneme sürümüyle güncel Rhino ID sürümünü yükleyebilirsiniz. Ya da Rhino 6'dan düşük bir sürüm kullanıyorsanız Grasshopper 3D web sitesinden Grasshopper'ı indirip yükleyebilirsiniz. Şimdi koment satırına Grasshopper yazarak Grasshopper'ı başlatalım. Grasshopper'ı başlattığımızda başlangıç için daha küçük bir pencerede açıldığını görebiliyoruz. İlk olarak Rhino üzerinden çalışmalarımızı daha rahat görmek için Grasshopper penceresine çift tıklayarak küçültüp büyütebiliriz. Ya da pencereyi ekranın sağına sürükleyerek daha rahat bir çalışma alanı için Rhino ile beraber alanı bölebiliriz. Şimdi başlangıç için Grasshopper'ın arayüzüne baktığımızda Rhino ile benzer şekilde en üstte menüler bulunmakta. Menülere baktığımızda burada dosya, düzenleme, görünüm gibi menülerin olduğunu görebiliyoruz. Burada menülerdeki tüm özelliklerden şimdilik söz etmeyeceğim. Sonraki derslere de yayarak programı kullandıkça zamanla menülere aşina olmaya çalışalım. Şimdilik bizim için önemli olan özelliklere bakalım. Burada ilk menü File Dosyalar menüsü Yine Rhino ve diğer programlardan aşina olduğumuz yeni Grasshopper dosyası oluşturma, dosya açma, kaydetme gibi seçenekler bulunmakta. Yine burada Special Folder ile sonradan dışarıdan yükleyebileceğimiz kitaplıkların olduğu seçenekler bulunmakta. Ve Preference seçeneği ile Grasshopper kullanımını özelleştirebileceğimiz ayarlar bulunmakta. Menülerin hemen altına baktığımızda Grasshopper bileşenlerin bulunduğu sekmeler bulunmakta. Aslında bu sekmeler tüm bileşenlerin bulunduğu yerlerdir. Bu bileşenlerin sekmeler altında gruplanarak bileşen paletlerini oluşturduğunu görebiliyoruz. Mesela kör sekmesi altında eğrilerle ilgili her şeyin olduğunu ve benzer özelliklere göre gruplanarak analiz, primitif ya da splan gibi bileşen paletlerini oluşturduklarını görebiliyoruz. Ya da surface başlığı altında yüzeylerle ilgili her şeyin olduğunu görebiliyoruz. Yine diğer bileşen sekmelerinin de aynı hiyerarşiyle düzenlendiğini görebiliyoruz. Bileşenlerin hemen altına baktığımızda burada tuval araç çubuğu bulunmakta. Araç çubuğunda yararlı olabilecek ve işimizi kolaylaştırabilecek bazı kısa yollar var. Mesela burada Grasshopper dosyalarımızı açabileceğimiz bir buton bulunmakta. Hemen yanında yine dosyalarımızı kaydedebileceğimiz, yakınlaştırıp uzaklaştırabileceğimiz seçenekler bulunmakta. Ve yine çalışmaları oluştururken eskizler yapabileceğimiz çizim aracı bulunmakta. Araç çubuğunun hemen altındaki boş olan büyük alana baktığımızda, bu alan Grasshopper'ın çalışma alanını yani tuvali oluşturmakta. Burası aslında çalışmalarımızı oluşturacağımız, bileşenleri ve bağlantıları oluşturacağımız yerdir. İlk açılışta burada örnek çalışmaları ya da daha önceden yaptığımız en son çalışmaları görebiliriz. Yine tuvale sağ tıklayıp sürükleyerek hareket ettirebiliriz. Ya da mouse tekerleği ile tuvali uzaklaştırıp yakınlaştırabiliriz. Son olarak tuvalin altında sürüm numarasını gösteren bir durum çubuğu bulunmakta. Arayüze baktıktan sonra şimdi Grasshopper'ın çalışma mantığına bakalım. Bunun için ilk olarak Rhino ile bir geometri oluşturalım. Buradan Circle ile bir çember oluşturalım. Çember komutunu seçtikten sonra başlangıç için çemberin merkezini oluşturacağımız ilk noktayı seçelim. Noktayı seçtikten sonra çemberin çapını ayarlayarak dilediğimiz yeri çapa sahip çemberi oluşturabiliriz. Yine çemberi oluştururken comment satırının olduğu bölümden çemberin çapını, yönelimini ya da alanı gibi çemberi oluşturacak değerleri başlangıç için ayarlayabiliriz. Şimdilik çap değerini 1000 yaparak çemberi oluşturalım. Evet, çemberi oluşturduktan sonra şimdi de çemberi extrude ederek silindirik bir yüzey oluşturalım. Bunun için komut satırına extrude komutuna girelim. Gördüğümüz gibi çembere bağlı silindirik yüzeyi oluştururken yine benzer şekilde silindirik yüzey oluşturan seçenekleri görebiliyoruz. Şimdilik belli bir yükseklik vererek silindirik yüzey oluşturalım. Yüzeyi daha net görmek için buradan Shaded Viewport butonuna tıklayalım. Evet, çembere bağlı yüzeyi daha net görebiliyoruz. Şimdi iki boyutlu çemberi seçelim. Seçme işlemi ardından çemberin kontrol noktalarının geldiğini görebiliyoruz. Çemberin kontrol noktalarından çekiştirmeye başladığımızda gördüğümüz gibi çemberin oluşturduğu silindirik yüzeyin değişmediğini, sadece çemberin değiştiğini görebiliyoruz. Şimdi bir adım ileri giderek çemberi ve ona bağlı yüzeyi değiştirelim. Bunun için yeniden bir çember oluşturalım. Çemberi oluşturduktan sonra extrude vermeden önce dersin başında da söz ettiğimiz gibi geometrinin geçmişini kaydeden record history özelliğini aktifleştirelim. Yeniden oluşturduğumuz çemberi extrude ederek silindirik bir yüzey oluşturalım. Belli bir yükseklik verelim ve işlemi sonlandıralım. Şimdi yeniden çemberi seçelim ve kontrol noktalarından çekiştirelim. Evet, gördüğümüz gibi Record History özelliğiyle çemberi ve ona bağlı geometriyi aynı anda değiştirebiliyoruz. Ya da buradaki kontrol noktasını değiştirelim. Gördüğümüz gibi çemberle beraber aynı anda yüzey de değişmekte. Şimdi de bir adım daha ileri gidelim ve oluşturduğumuz çemberin yarı çapını değiştirelim. Fakat burada dikkat edersek çemberi ya da ona bağlı yüzeyi oluşturduktan sonra çemberin ve silindirik yüzey oluşturan parametreleri ya da seçenekleri göremiyoruz. Yani aslında geometri oluştururken ki yükseklik ya da çap gibi seçenekleri göremiyoruz. Dikkat edersek geometri oluştururken bu parametreleri görebiliyoruz. Oluşturduktan sonra geometri oluşturan seçenekleri göremiyoruz ya da bu seçenekleri değiştiremiyoruz. Aynı şekilde eğriyi yeniden ekstrud etmeye başladığımızda silindirik yüzeyi oluştururken bu parametreleri görebiliyoruz. Oluşturduktan sonra benzer şekilde geometrinin geçmişini yani geometri oluşturan parametreleri göremiyoruz. Konuya daha farklı bir açıdan bakarsak, mesela bu dosyayı başka biriyle paylaştığımızda geometrinin nasıl oluştuğuna dair bir fikri olmayabilir ya da birçok alternatif düşünebilir ama tam olarak geometrinin nasıl oluştuğunu bilemeyebilir. Çünkü burada sadece geometriyi görebiliyoruz. Geometriyi oluşturan geçmiş kaydını göremiyoruz. İşte tam olarak bu yüzden Grasshopper'ı kullanmak mantıklı ya da bu yüzden kullanmalıyız. Şimdi ne demek istediğimize bir de Grasshopper üzerinden bakalım. İlk olarak curve eğriler sekmesi altından Primitive temel geometri paletinden circle bileşenini tuvale çağıralım. Bu arada şimdilik Grasshopper'ın nasıl çalıştığını anlamaya çalışalım. Bileşenler ve bileşen bağlantılarıyla sonraki derslerde detaylı bir şekilde çalışacağız. Şimdi Grasshopper'da circle bileşenine bakarsak burada geometri oluşturmak için girdi olarak bir plan düzlemi ve yarıçap değerinin istendiğini görebiliyoruz. Burada dikkat edersek imleci girdilerin üzerine sürükleyip beklediğimizde varsayılan olarak geometrinin xy e plan düzleminde ve bir birimlik bir yarıçap değerine sahip olduğunu görebiliyoruz. Geometriye Rhino üzerinden baktığımızda varsayılan değerlerle merkezde xy e düzleminde bir birimlik bir çemberi görebiliyoruz. Şimdilik çemberin yarıçap değerini değiştirelim. Bunun için parametre sekmesinden input paletinden number slider bileşenini tuvale çağıralım. Tuvalet çağırdığımız Number Slider bileşenine sağ tıklayıp Edit diyerek maksimum değerini 1000 yapalım. Çap girişine bağlayalım. Evet, gördüğümüz gibi çapı değiştikçe çemberin büyülüp küçüldüğünü görebiliyoruz. Aslında burada Rhino'dan farklı olarak geometrinin geçmişini yani geometri oluşturan bileşenleri, parametreleri görebiliyoruz. Ve bu yüzden ne kadar ilerlersek ilerleyelim, geometrin tüm parametrelerini dilediğimiz gibi değiştirebiliriz. Şimdi Rhino'da yaptığımız gibi çemberi extrude ederek geometriden aynı şekilde silindirik bir yüzey oluşturalım. Bunun için Surface sekmesi altından Extrude bileşenini çağıralım. Bileşenleri bağlayalım. Şimdi de geometriyi Extrude etmek istediğimiz Direction yani vektör yön bilgisine girmeliyiz. Bunun için vektör sekmesi altından Z yönünde bir vektör çağıralım bileşenleri bağlayalım. Şimdi de vektörün şiddeti için yani extrude miktarı için yeniden numara kaydırıcı çağıralım. Bunun için var olan number slider bileşenini kopyalayıp çoğaltalım. Bileşenleri bağlayalım. Evet, gördüğümüz gibi Rhino'nun aksine geometri oluşturan tüm bileşenlere erişerek artık yüzeyin yüksekliğini ve ona bağlı çemberin yarıçap değerini ne kadar ilerlersek ilerleyelim dilediğimiz gibi değiştirebiliriz. Burada yine dikkat edersek Grasshopper'la oluşturduğumuz geometriyi henüz pişirmediğimiz için şeffaf ve kırmızı renkte referans bir geometri olduğunu görebiliyoruz. Ve seçemiyoruz. Yani henüz tam anlamıyla Rhino geometrisine dönüştürülmemiş. Dikkat edersek Grasshopper'la oluşturduğumuz geometriyi Grasshopper'la seçebiliyoruz ve seçme işlemi ardından geometrinin renginin değiştiğini görebiliyoruz. Ya da dilersek geometri bileşenine sağ tıklayıp beytleyerek geometriyi pişirip Rhino geometrisine dönüştürebiliriz. Bu derste Grasshopper'a giriş yaparak Grasshopper'ın arayüzüne ve çalışma mantığına baktık. Bu tarz serilerin devamı için beğeni paylaşıp abone olarak kanala destek olabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Sonraki derslerde görüşmek üzere. iyi çalışmalar dilerim.